Merhaba arkadaşlar. Kimya ve elektrik ünitesinde elektrolizin 11. videosundayız ve bu videoda sizlerle suyun elektrolizinden söz edeceğiz. Neler öğreneceksiniz? Hofmann voltmetresiyle suyun elektrolizini nasıl yaptığımızı ve suyun elektrolizi sırasında gerçekleşen değişimleri öğreneceksiniz. Gelin başlayalım. Biliyorsunuz su hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan bir bileşik arkadaşlar ve oda koşullarında kendiliğinden bileşenlerine yani bu hidrojen ve oksijen gazına ayrışmıyor. O nedenle biz suyu elementlerini ayrıştırırken elektroliz yöntemini kullanıyoruz. Bunun için de şurada fotoğrafını görmüş olduğunuz Hoffman voltametresini kullanıyoruz. Birazdan bunun nasıl çalıştığını hem daha detaylı olarak inceleyeceğiz hem de size videosunda göstereceğim. Bu Hoffman voltametresi. Bakınız bir üreteç var. Üretece bağlı olan birbirine paralel iki tane büret var. Bunların içerisinde biz hidrojen ve oksijen gazlarını toplayacağız. Hangisinde hangisini topluyoruz dediğim gibi az sonra bahsedeceğiz. Peki biz suyun elektrolizinde ne yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar? Suyun elektrolizinde H2O sıvısını bileşenlerine yani hidrojen ve oksijen elementlerine ki bunlar oda koşullarında gaz halde bulunur. Hidrojen ve oksijen gazlarına ayrıştırmak istiyoruz. Tabi burada şöyle bir şey vardır. Saf suyun elek, e, iletkenliği arkadaşlar e, ihmal edilecek kadar azdır. O yüzden de suyun elektrolizi sırasında iletkenliğini artırılacak, arttıracak maddeler kullanmak lazım. Çünkü bize iletken lazım, iletken bir sıvı lazım. O nedenle suyun elektrolizi sırasında iletkenliği artırmak için sevgili arkadaşlar iletkenliği artırmak için suya az miktarda sülfürik asit eklenir. Tabi başka maddeler de eklenebilir ama genellikle eklenen H2SO4'tür. Hadi gelin şimdi neler oluyor bu sistemde çalışmaya başladığında onları inceleyelim. Hoffman voltametresi üzerinden sistemde neler oluyor, neler yapıyoruz? Bunları gelin incelemeye başlayalım. Öncelikle şuraya arkadaşlar dedik ya iletkenliğini artırmak için sülfürik asit koyuyoruz. Buraya su ve sülfürik asit karışımı konuluyor arkadaşlar. Bakınız içi doldurulmuş elimizde bir çözelti var, bir asit çözeltisi var. Sonrasında şuralarda Platin elektrotlarımız var. Elektrotlar üzerinde elektron alışverişi gerçekleşiyordu ve biz burada tepkimeye girmeyen bir elektrot tercih ediyoruz. Platin elektrotlar. Eksi kutba bağlı olan elektrot katottur. Bunun üzerinde biliyorsunuz indirgenme gerçekleşir. Artı kutba bağlı olan elektrot anot elektrottur. Bunun üzerinde de yükseltgenme gerçekleşir. Şurada bir üreticimiz var elektrolizi sağlayabilmemiz için ve şu bölgelerde aslında şu oklar şurayı gösterseymiş buralarda da biz hidrojen ve oksijen gazlarını toplayacağız. Hangisinde hangisini toplayacağız onları da şimdi inceliyor olacağız. Pekala şöyle yapalım dedik ya biz suyun elektrolizi sırasında sevgili arkadaşlar suyu hidrojen ve oksijen elementlerine ayrıştırıyoruz. Şimdi anot katot tepkimesini yazmadan önce Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Siz yükseltgen ve basamaklarının belirlenmesini biliyorsunuzdur. Su da hidrojen artı bir, oksijen eksi iki yükseltgen ve basamağına sahip. Element haline geldiklerinde de bunların yükseltgen ve basamakları sıfır. Yani hidrojen indirgeniyor. Oksijen ise yükseltgeniyor. E indirgenme katot elektrot üzerinde gerçekleştiği için demek ki biz katot Tüm bağlı olduğu bürette hidrojen gazını toplayacağız. Anotta yükseltgenme olduğuna göre ve oksijen yükseltgendiğine göre oksijeni de anot e, kutuba bağlı olan büret üzerinde toplayacağız. Yani katotta şurada hidrojen gazı toplanacak sevgili arkadaşlar. Burada da oksijen gazı toplanacak. Hatta bakınız bunların kat sayılarını da inceleyelim. Şunu başka bir renkte yazayım. 1'e 1 bölü 2 oranı var. Biliyorsunuz aynı koşullarda gazların hacimleri mol sayılarıyla doğru orantılı. Yani her 1 mol hidrojen topladığımda 0,5 mol oksijen topluyorum. Böyle bir oranım var. O zaman madem hacim mol sayısıyla doğru orantılı her V hacim oksijen gazı topladığımda 2V hacim hidrojen gazı toplarım. O nedenle bakınız hidrojenin toplandığı yerde gaz hacmi daha fazla. Bundan 2V topladığım zaman burası bakınız daha az oksijenden V hacim topluyor olacak. Gelin şimdi anot ve katot tepkimelerini yazalım. Önce katotu yazayım. Şimdi her sulu çözelti ki bu sülfürik asitin sulu çözeltisi de buna dahil tabii ki hidrojen iyonları ve hidroksit iyonları içerir. Tabii bu bir asit çözeltisi olduğu için ortamda e, sudan gelen hidrojenin yanındaki sudan gelen hidrojen çok azdır zaten. E, suyun otoyenizasyonunu umarım hatırlıyorsunuzdur. Dolayısıyla burada hidrojen iyonlarının miktarı yeterli olduğu için hidrojen iyonları indirgenerek hidrojen gazına dönüşür ve şöyle yazalım. 2 elektron alındı. Anotta T ise oksijen açığa çıkacak. Ancak bu bir asit çözeltisi olduğu için ortamda bulunan hidroksit iyonları derişimi çok çok azdır arkadaşlar. O nedenle elektroliz için bu yeterli değil. Ve ortamda bulunan su molekülleri bu nedenle elektrolize uğrar. Ve su moleküllerinin yapısından oksijen gazı açığa çıkar bir tane girdi. Şunun önüne 1 bölü 2 diyelim arkadaşlar. Burada oksijenin yükseltgen ve basamağı eksi 2 idi. Bu sıfırdı. Yani bir tanesi 2 elektron veriyor. 2 elektron verildi. Ve oksijen ayrıldıktan sonra da hidrojen iyonları ortamda kalıyor. Bu da anot tepkimemizdir. Biz anot ve katot tepkimelerini toplarsak alınan verilen elektron sayısı birbirine eşit. Gitti. Hidrojen iyonları da gitti. Kalanları topladığımızda bakınız Hatta şunun altına sıvı, şunun altına gaz da diyeyim. H2O sıvısının elektrolize etmiş olduk ve bu elektroliz sırasında bu sıvıyı hidrojen ve oksijen gazlarına ayrıştırmış olduk. Burada e, şunu da tekrar söyleyeyim. Her 2V hacim hidrojene karşılık V hacim oksijen topluyoruz. Katotta indirgenme olduğu için hidrojen gazını, anotta yükseltgenme olduğu için Oksijen gazını topluyoruz. Şimdi hopman voltametresinin çalışmasını bile video ile izleyeceğiz ama şunu bir hatırlayalım. Biz suyun elektrolizinde H2O sıvısını, hidrojen ve oksijen gazlarını ayrıştırıyoruz dedik. Sonrasında hidrojen artı birden sıfıra indirgenmiş olduğu için bunu katotta topluyoruz. Katotun bağlı olduğu bürette. Oksijen yükseltgendiği için anot elektrotun bağlı olduğu bürette oksijeni topluyoruz ve hacimleri de 2'ye 1 olacak şekilde topluyoruz. Gelin izleyelim şimdi. Bakınız bu Hofmann voltametresi iki tane birbirine paralel bağlı büret var. İçerisinde de sülfürik estin sulu çözeltisi var ve bir üretece bağlanmış. Şurada gördüğünüz gibi şurada platin elektrotlar kullanılır ve suyun elektrolizi yapılıyor. Üreteç çalıştırıldığında Bakınız, şunlar toplanan gazlardır arkadaşlar. Burada işte hidrojen ve oksijen bir gaz toplanıyor. Yine bu elektrot platin elektrottur gaz açığa çıkıyor. Bu gazlar yukarıya çıktığında büreklerde toplanmaya başlıyorlar ve gazlar toplandıkça da sıvı seviyesi aşağı iniyor. Şimdi şurada durdurayım sevgili arkadaşlar. Bakınız, ne oldu? Bu tarafta bir gaz toplandı. Şurada toplanan gazımız var. Bu tarafta da diğer gaz toplandı. Ve hacmi fazla olan hidrojen olduğuna göre bu tarafta toplanan hidrojen gazıdır. Demek ki bu büret katot elektrota bağlı olan büret. Hacmi az olan oksijen gazıdır. Oksijen yükselt ve anotta toplandığına göre demek ki bu büret anot elektrota bağlı olan bürettir diyoruz. Bu videoda Hofmann voltametresi ile suyun elektrolizinden bahsettik arkadaşlar. Denklemlerini yazdık. Bundan sonraki videoda da bununla ilgili örnekler yapacağız. Umarım görüşürüz.